Ya gariban lam tazal ultu fina fima nazal inneke latifun lam tazal il mutfika da'vatana ya Rabbi amin havfana. Yerini Allah ile meşgul eder. Kalpleri Allah ile meşgul olan kimseler geçici meselelere bakmaz. Dedik ya, kıymetli olana bakıyor. Zaman ve zemin neyi iktiza ettiriyorsa müştehid-i mutlak makamında olan evliya vardır. Müştehid-i mutlak dediği vakitte meclisi gözetebilir. Bir zatın birisi meclisinde erkekler ve geride kadın cemaati de olduğu halde bir alim işitmiş ve demiş ki nasıl oluyor böyle bir kimse, şeriattan haberim yok ki kadın ve erkekleri bir arada bulundurup onlara nasihat ediyor, onlara zikir yaptırıyor diye itiraz ettiğinde efendim bir kutu hazırlamış, müridiyle o zata göndermiş, o alime göndermiş. Bu emaneti o bizim hakkımızda söyleyen kimseye götür, teslim et demiş. Anahtarını orada ona teslim alıp gitmiş o kimse. Bu emanet size filan şeyhin emanetidir. Alınız. Anahtarı da budur. Anahtar alıp açmış. Gördüğü manzaradan dehşete kapılıp düşmüş o kimse. Neyi görmüş? Bir köz, ateş, pamuk ve pamuğun üzerinde ateş, pamukla ateşin arasında da barut. Açtığı vakitinde çır 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 böyle yanıyor. Efendim pamuk olduğu gibi yalnız köz ateş o barutu parlatıyor. Halbuki mükemmel kapalı, hava alacak yeri de yok onun. Onu gördüğü vakitinde dehşete düşüp de o alim kimse kendinden geçmiş. Ayıldığı vakitinde tıp tuvaracatü ileyke ya Rabbi. Senin kullarının ne sır taşıdığını ben bilemem. Ben bu yapmış olduğum daha önceki meseleden tövbe etmişim. Suizanına düşmüşüm ben. Ben zannetmiştim ki zapt edemeyecek bir kimsedir. Ateşle barudu. O iki satır mektubuyla bu ateşle barudu birbirine yakın durdurduğu halde birbirlerinden ateşlendirmeyen ve oldukları halde onları gözeten kimse o cemaatini de gözetebilecek kuvvet sahibidir. Vazifen yapmak sen demiş. Öyledir. Ve aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i o kalkıp da ey insanlar la ilahe illallah deyiniz diye Safa Merve tepesinde oturup davet ettiğinde kadın ve erkek beraber geldiler. Yalnız erkekleriniz gelsin, kadınlarınız kalsın dememiştir. Davet kadına ve erkeğe olmuştur. Binaenaleyh aleyhissalatu vesselam Efendimiz bütün insanları Hakk'a davet ederken elbette ki muhatabı kadın ve erkek olmuştur. Ve onun hitabını kadın ve erkek her iki cinsin de kabul etmesi teklif olunmuştur. Binaenaleyh şimdi biz bu zamanda aleyhissalatu vesselam Efendimizin gelmesinden önceki zaman gibi bir zamana düşmüşüz.
bu zamanın insanı ezeli hakikattan efendim gafil yetişmiştir. Ve ezeli hakikati kendilerine tekrar tebliğ edip bildirmek vazifesi Ehlullah'ın yüklendiği vazifedir. Onun için meclisimiz hür bir meclistir. Buraya herkes gelebilir. Herkes dinleyebilir. Herkes nasibini alır. Ve kimsenin kimseye burada hükmetmesi olamaz. Ben de hükmeden kimse değilim. Yalnız sohbet yapmaya mezunum. Bir de o manevi cihetten kalbimizin çalışması, o bize verilmiş olan ayrı bir husustur. Allah razı olsun. Ki bizim bir defa meclisimize geleni biz bırakırsak bize ar var diyor. Kim gelirse gelsin. Benim yanıma hem Freemason hem bir Yahudi gelmiştir. Meclisten kalktığı vakitinde benim elimi öptü. Dedi ki ben 60 yaşındayım, ben kimsenin anamın babamın da elini öpmedim diyor. Senin elini öpeceğim. İstersen dedim ayağımı öp. Benim elim de ucuz, ayağım da ucuz, zarar yok. Binaenaleyh buraya gelen, hakikate talip olup gelen herkes muhakkak bir nasip alıp gidecektir. Ve meclisimiz ruhani meclis olduğundan burada bir manevi disiplin de bir parça kullanılmaktadır. O manevi disiplini efendim burada tatbik etmese meclisimiz malayani meclisi olur. Meclisimiz malayani meclisi değildir. Ve herkes muhakkak ki bu meclisten kalktığı vakitte kalben rahatlık bulup kalkacaktır. Bu meclisten rahatsız kalkan adam hiçbir mecliste rahat bulmayacaktır. Hiçbir meclis yoktur ki o kimseyi rahatlandırabilsin. Bu meclisten bir şey alamayan, rahatsız kalkan kimse ömrü billah derler. Efendim, o rahat edemez. Onun için bu meclis Elâ bi zikrillâhi tatmainnul gulûb, Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini okuyup mana vermesi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e aittir. Ondan da mezun olan evliyalaradır. Onların söylediğini söylemeye mezun ve me'muruz. İtminanül kalp. Bu meclis hem zikir meclisi, hem sohbet meclisi, hem efendim hakiki teveccüh meclisi olduğundan bu meclisten insanların kalpleri rahat olduğu halde ayrılmaları muhakkaktır. Kalbini kapalı, sıkı tutan adam hiç kalbi açılacak, kalbini açacak meclis bulamaz. Zaten gelmez. Evet, zaten de gelmez. Gelen kimse de kalbi açılacaktır. Bir parça aralık olursa büsbütün gelip giriyor içeriye nur kalplerine. Bu geceki tecelli Rabi'ül Ahir Efendimizin Mevlid ayının aleyhissalatü vesselamın ikincisidir. Ay tamamlanmak üzeredir. Ve bu aya Cenab-ı Allah'ın tayin etmiş olduğu rahmetler ümmeti Muhammed'i kullarına da taksim olunmaktadır. Bu geceki bu içtimada ruhani olarak yedi zat mecliste hazır olmuştur.
onların cismani hayatıyla geleni üç tanedir. Dört tanesi ruhani sıfatta gelmiştir. Onlar meclisi tamamlayıp bizim bu sohbetimizi buraya kadar yetiştirdikten sonra onlar şimdi meclisten kendi makamlarına dönmüştür. Onun için biz de bir Fatiha çekelim. Onların bereketini de siz aldınız bu gecede. Çünkü bir veliullah ruhaniyle gelirse ne kadar kalpte ağırlık varsa hepsini alıp gider. Onlar mıknatıs gibidir. Ağırlık bırakmaz. Hem gam bırakmaz. Bu da yine bize ilahi bir lütuf olmuştur. Hak Celle ve Ala daim meclisimizi ferah ve surun meclisi, şeref, izzü şeref meclisi kılsın. Amin. Hürmetil Habib, hürmetil Fatiha.